Evet. Dün bahsetmiştik. Milattan önce 8. yüzyılda 3 aşağı 5 yukarı. Bana göre bronz çağında yani 11. 12. yüzyılda iyice ayyuka çıkıyor. Çünkü Miken kültüründe çok bariz bir Athenavari tanrıçaya tapma var. Neyi görüyoruz? Artık ana tanrıça Kitonyen unsurlarından arınmış, neyi destekliyor? Akıllı, araçsal akla sahip olan erkeği destekliyor, değil mi? Bu çok önemli bir tespit. Bu ne anlama geliyor? Bu artık doğa ile ilişkimizde, doğa ile ilişkisinde insanoğlunun sırrı çözdüğünü, bir kalanın çorap söküğü gibi geldiğini, yani doğayla baş etmenin, uzun süre takip etmek, ondan bir kural çıkarmak ve ona göre davranmak geliyor, değil mi? Ne yapabiliyorsunuz? Doğanın hiç de korkunç olmadığını, doğayı kandırmanın son derece kolay olduğunu, doğanın bu bağlamda aslında son derece evet, aptal olduğunu öyle alınıyor. Doğanın umursamazlığını, ebedi kuralları kim? Milyar senelik çorbada sadece ortalama 30, 40, 50 sene yaşayan insanoğlu ne yapıyor? Sırların mihnetini çözdüm sanıyor, değil mi? Yani ne çok makbul oluyor? Akıl oluyor. Hangi akıl oluyor? Doğayı manipüle etme akılı. Manipüle eden akıl nasıl bir akıldır sevgili dinleyenlerim? Gayet tabii ki araçsal akıldır, değil mi? O yüzden bakınız, Miken dönemindeki yani bronz çağdaki Athene'ye tapınma bununla ilintili bir kadim ana tanrıça, ama neye çok önem veriyor? Akıla çok önem veriyor. Bunun da dışa vurumu nedir? Odysseus ise duyduğu hayranlık ve Homeros'un o destanı boyunca Athena'nın Odysseus'a verdiği destek, değil mi? Burası çok önemli. Çünkü Odysseus ne yapıyor? Odysseus, evet, bilinmeyen diyarlara gidip o diyarların sırlarını çözüyor ve gayet araçsal bir biçimde bir nevi Yunan kolonizasyonunun öncü kuvveti Odysseus. Ve ne yapıyor? Doğanın şekilsiz, şemalsiz, şimdi konumuza geliyoruz, bütün unsurlarını ya düzeltiyor imha ederek ya da etkisiz kılıyor araçsal aklıyla. Yani ne yapıyor? Mesela sirenlerin oradan geçerken kendisini bağlıyor geminin direğine, bağlattırıyor adamlarının kulaklarına da ne yapıyor? Mum döküyor, değil mi? Sirenlerin o son derece çekici şarkılarına kurban gitmiyor gemisi, ama kendisi, bakınız bu işte aklın sadomazoşistik pozisyonu, kendisi ama hem bağlı direğe hem de merak ediyor. Merak ediyor. Neyi merak ediyor? Kökeni merak ediyor, değil mi? Sırların asıl mihnetini merak ediyor. Ne yapıyor? Sirenlerin o dehşetengiz, çekici ve ölümcül şarkısını dinleyebiliyor. Diyor zaten, Allah belanızı versin, beni çözün burada, ben yani gideceğim, oraya gideceğim. Ama gemiciler ne yapmıyor? Kulaklarında mum olduğu için ona tepki vermiyorlar, duymuyorlar. Ne Odysseus'un yalvarmalarını duyuyorlar, ne sirenlerin çekici ve tehlikeli şarkılarını duyuyorlar. Ve Odysseus da gayet güzel o şarkıları tecrübe etmiş oluyor, değil mi? Yani neyi görüyoruz burada? Burada doğadan sıyrılmak için inanılmaz büyük bir disiplinin gerektiğini görüyoruz. Yani Odysseus'un geminin direğine bağlı olması neyi temsil ediyor? Bedenin terbiye edilmesini temsil ediyor, değil mi? O kulaktaki mum neye tekabül ediyor? Bedenin kandırılması gerektiğini temsil ediyor. Neyi yeniyor Ödipus? İşte Ödipus bu davranışıyla baba yasasını idame ediyor.
Ve anneye duyulan özlemden ebediyen hem kişisel olarak hem kültür tarihsel olarak anneye özlemi ne yapıyor? Ödipal safhalara özlemi tamamıyla kanonik bir biçimde, yazıya dökülmüş bir biçimde Odysseus, ikinci yazıya dökülen destan Homeros'un ne yapmış oluyor? Veda etmiş oluyor kültür değil mi? Neye? Anne özlemine. Nedir geçerli olan? Baba yasası. Demek ki bu Karl Jaspers'in eksen çağı dediği çağda nereden nereye geçiyoruz aslında? Sürekli annenin kucağında oturmaktan, anneye duyulan özlemden en büyük konfor, ilksel konfor. Oradan baba yasasının son derece disiplinli, kurallarla dolu, yasaklarla dolu bir kurallar semiosferine doğru yol alıyoruz değil mi? Evet, neleri düzeltiyor Oedipus, ama özür dilerim Odysseus, Polifem'i öldürüyor. Polifem son derece kitonyen, tepegöz, çirkin, yamyam insanları yiyen bir yaratık. Ondan sonra neyi düzeltiyor ya da neyin üstesinden geliyor? Skila ve Karyptis. Yani orada resmen bir bilim insanı gibi onu uzun uzun bakıp araştırıyor değil mi? Neyi bertaraf ediyor? İki tane çok güzel büyücü kadının yanına geliyor. Bir tanesi Kalipso, bir tanesi Kirke. Kirke ona neler neler vaat ediyor, bırak diyor. Ne yapacaksın diyor eve gidip. İthaka'ya gidip ne yapacaksın? Kal bende diyor. Çok da güzel. Ebedi gençlik seni burada bekliyor diyor. Yani ne? Ödipal. Baştan çıkarma değil mi? Hayır. Olimpos tanrıları izin vermiyorlar. Zeus Hermes'i gönderiyor ve diyor ki Kirkes bırak diyor şunu artık. O artık evine dönecek. Neden? O artık babanın yasasının, baba yasasının temsilcisi olduğu için, kendisi de bir baba olduğu için ne yapmak zorunda? Evine güvenilir bir adam, güvenilir bir aile babası, güvenilir Penelope'nin kocası, güvenilir Telemah'ın babası olarak neye dönmek zorunda? Güvenirliğini ispat etmek için İthaka'ya, kendi adasına, kendi krallığına dönmek zorunda. Çünkü baba yasası vaat ettiği bir şeyi, vaat ettiği bir sözü, söz verdiği bir şeyi ne yapar? Tutar değil mi? Tutar. Bu en önemli şeydir. Çünkü baba güvenilirdir. Anne gibi eserikli değildir. Adeta hesaplanamaz ve hiçbir tutarlılığa, bir kurama dayanmayan doğa olayları gibi gökten zembille inmez. Bakınız anne ile babanın en büyük farkı bu. Yani erkekle kadının. Kadın gitgide doğanın bertaraf edilmesi gereken, düzeltilmesi gereken irasyonalitesine tekabül ediyor. Erkek ise o doğaya nasıl önlem alınır, doğadan nasıl faydalanır, doğadan nasıl mesafe kurulur doğaya, onun kurallarını etik yasalarla, platonik unsurlarla ve teknolojik gelişimlerle ne yapıyor? Doğayı adeta kapı dışarı etmeye çalışıyor baba yasasına ait semiosfer. Burada neyi görüyoruz? Burada doğanın kültürün yükselmesi için sadece bir ham madde kaynağı olduğunu görüyoruz. Bakınız büyük bir olasılıkla etimolojik olarak işte bu bronz çağında Hint-Avrupa dil ailesinde birçok dil ailesine uygun bir biçimde madde kelimesi, materia, oradan bütün batı dillerindeki, Hint-Avrupa özellikle dil ailelerindeki anne kelimesi bu maddeden türediğini görüyoruz değil mi? Anne ne? Sadece ham madde kaynağı. Doğa ana şeklinde işte yiyecek içecek kaynağı.
insan anası şeklinde yeni yeni erkekler doğuran, yeni yeni kahramanlar doğuran bir yumurtlama makinesine indirgeniyor. Doğan kızlar da ne? Müstakbel anneler. Dolayısıyla doğanın bugünkü ekoloji, ekofeminizm mesela bunu yeni yeni keşfediyor ama daha işte bu Odysseus'ta saklı. Ekofeminizm ne diyor? İşte doğaya yapılan kötülükler, kadına yapılan kötülüklerle paralel, gayet paralel. Çünkü yani oradan kökeni öyle. Tabii ki günümüzde nihayet jetonları düştü diyebiliriz ekofeminist ekolün. Evet, neyi görüyoruz? Kadın sadece bir araç. Ne araç? Erkekleri doğurma aracı ve erkekleri bebekken büyütme aracı. Çeşitli inisiyasyon, erginleme törenleriyle erkekler belirli yaşlarda ne yapıyorlar? Annenin dünyasından babanın dünyasına geçiyorlar. Yani bütün isteklerimizin gerçekleştirildiği dünyadan kurallara, yasaklara ve disiplin dünyasına geçiş yapıyorlar değil mi? Bu çok farklılık gösterebiliyor bu erginleme törenleri. Bu etnolojinin ve kültürel antropolojinin alanı. Buna fazla girmek istemiyorum ama mesela sünnet bunun bir tanesi. Sünnette ne vardır? Aleni, eğer benim kurallarıma uymazsan sadece penisin ucundaki fazlalığı değil, seni aynen Hazreti İbrahim'in İsmail'i kesmek istediği zamanlardaki gibi yok ederim. Neyin önlemi var sünnette babalar dünyasına geçince? Ben babayım. Bana haşa ve asla karşı çıkmayacaksın Zeus'un Kronos'a, Kronos'un Uranos'a yaptığı gibi değil mi? Bu nedir? Bu bir vaattir. Bu bir sözdür. İşaret olarak erkek bedeninin en bariz dışa vurumunda bütün erkekler bunu Musevilikten bu yana ne yapıyorlar? Bedenlerinde görünür bir biçimde taşıyorlar değil mi? Taşıyorlar. Hristiyanlıkta niye sünnet yok? Çünkü Hristiyanlıkta oğul kurban ediliyor. Artık ona inananlar sünnet ya da bedenlerinde bu vaadi verme sözü taşımak zorunda değiller. Çünkü Tanrı, Hristiyanların Tanrısı insanları o kadar seviyor ki kendi oğlunun kurban edilmesine izin veriyor. Herkes kurtuluşa ersin diye. Böyle bir temel düstur saklı Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta ve Musevilikte bu böyle değil. Ama biz bu araçsallığa ve kültürün bu araçsallıktan nasıl faydalandığını ve bütün semiosferi mizojinik bir evrene, ya yani kadın düşmanı bir evrene evirdiği konusuna geri dönelim. Şöyle ki, tek izin verilen kadın, tek amaçsal kadın mitolojide gayet tabii ki Meryem Ana değil mi? Neden? Meryem Ana bir bakireyken Tanrı'nın lütfuyla Tanrı'nın logosunun ete kemiğe büründüğü bedendir. O yüzden Meryem Ana hangi kadındır? Dünya kültür tarihinde tek, hiçbir surette cinsellik yoluyla doğanın iğrenç sıvılarını gerektiren namussuzluk abidesi olan cinselliğe ve dolayısıyla bedensel arsızlığa götürmeyen ve buna maruz kalmayan tek kadındır değil mi? O yüzden Katolisizm neredeyse İsa'dan çok Meryem Ana'ya tapınırlar. Meryem Ana mesela Polonya'nın milli kutsalıdır, Siyah Madonna.
Nedir o Meryem Ana? Meryem Ana'da bir taşla iki kuş vuruyorsunuz. Hem bütün ödipal fantazilerinize serbest bırakabiliyorsunuz. Hem aynı zamanda biliyorsunuz ki sizin bu ananız ne? Sizin bu ananız bir kahpe değil. İşte geliyoruz, yukarı tükürseniz bıyık, aşağı tükürseniz sakal. Herkesin annesi kutsal, Ödipal karmaşanın asıl ataerki de böyle dehşetengiz bir biçimde dışa vurumunun sebebi budur. Sizin anneniz melek ama aynı zamanda ne? Babanızın karısı. Bu inanılmaz biçimde bir türlü çözülemeyen bir sorundur. Kültür burada mekik durumundadır. O yüzden işte namusa, evlilik kurumuna, ona buna çok 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 önem verilir kültür tarihi açısından. Şurada şöyle bir şey de saklı. Bütün dünya dillerinde herkes anneye küfreder ya, bilirsiniz o küfürleri, birçok dilde vardır. O neyi vurguluyor? Annenin nedenli araçsal olduğunu. Nedenli araçsal olduğunu. Ne saklı burada? Anneler, kadınlar hep hazır ve nazır. Hep pasif bir biçimde, edilgen bir biçimde döllenmeyi bekleyen toprak gibi. Kim ilk önce gelirse o toprağı ne yapabilir? Dölleyebilir. O yüzden kadın nedir? Bu hazır ve nazırlığından kaynaklanan bir biçimde hep hazırdır. Erkek gibi değildir. Erkek gibi değildir. Hep hazırdır. Çok gençken de hazırdır. Çok yaşlıyken de hazırdır, değil mi? Kim o toprağı istila ediyorsa o toprağa izini bırakır, mührünü basar, değil mi? Burada işte kadının biyolojisinden kaynaklanan bir biçimde, ne demek biyolojisinden kaynaklanan bir biçimde? Kadının cinsel ilişkiye girmesi için herhangi bir fizyolojik bir değişime gerek yok erkeklerde olduğu gibi. Erkekte o da bir mesele, o da bir kahramanlık edimi adeta, değil mi? Yani her penis sahibi ne yapamıyor? Çiftleşemiyor, değil mi? Kim yapabiliyor bunu? Çok üstün kahraman erkekler. Evet, ama kadın öyle değil. Kadın öyle değil. Kadın 12'sinde de buna muktedir. Garip bir biçimde 75'inde, 80'inde de buna muktedir. Erkeğin en hassas olduğu konular, bakınız nasıl ters düz ediliyor. Nasıl ters düz ediliyor. Eril kompleksler nasıl kadına faturalandırılıyor, değil mi? Bir de bir sorun daha var. Kadında. İnsan kadınında. Diğer memeli hayvanlardaki gibi şey olduğu, döllenmeye hazır ve nazır olduğu, bedeninde döllenmeye hazır bitmiş bir yumurta beklediğin hiçbir surette insan kadınından anlaşılmıyor. Yani bir çiftleşme dönemi yok kadında. Üremeye müsait olmadığı günlerde de cinsel istek duyabiliyor ya da onunla cinsel münasebete girilebiliyor. Son derece uygun zamanlarda da aynı davranış biçimi gösteriliyor. Yani ne yok kadında? Kadında ne yok? Atıyorum şempanzelerdeki gibi popolarının şişmesi, renk değiştirmesi, çok bariz bir kokunun salgılanması ya da köpeklerde ya da onda ya da bunda. Hani kadınlarda bu yok. Ne yok dolayısıyla insanlarda? Hayvanlarda bir dişi çiftleşme raddesine geldiğinde ne oluyor? Erkekler kendi aralarında dövüşüyorlar, değil mi? İnsanlarda bu yok. İnsanlarda bu yok. Dolayısıyla bu çocuk kimden paranoyası? Hiçbir surette yumurtlama dönemi ve yumurtlama olmayan dönemi ayırt edilemediği için inanılmaz büyük bir paranoyaya sevk ediyor. O eril, ataerkil semiosferi.
Neyi görüyoruz dolayısıyla? Bütün bunları engellemek için kadının yumurtlama makinesi, ki şahsa ait bir yumurtlama makinesi, sırf kendi çocuklarını doğuracak olan yumurtlama makinesi misali, nereye kilitlendiğini görüyoruz? Evlere kilitlendiğini görüyoruz, değil mi? Kapatıldığını görüyoruz. Neden? Çünkü hiçbir surette kadın bu araçsallığıyla, bu her zaman müsait oluşuyla, bu herkesin anası olabilme kabiliyetiyle son derece mekanik cinselliğiyle, son derece pasif cinselliğiyle, pasif değil mi? Ne? Hiçbir surette güven vermiyor. Kadının bu banalliğinde, tırnak içinde, bu banalliğinde doğanın banalliği de dışa vurumunu yaşamış oluyor, değil mi? Doğanın banalliği. Yani ne yaparsan, nasıl işlersen hemen o yönde gelişiyor. Bu öyle bir derin düşünce ki 19. yüzyılda modern edebiyatın klasiklerinden olan Tersine adlı romanda Joris Karl Huysmans şunu diyebiliyor doğa hakkında. Daha doğrusu kahramanı, tırnak içinde kahramanı Jean-Florissant Dessessans'a şunu dedirtebiliyor. Doğa beyinsiz, çenesi düşük şey. Hani doğa pıtır pıtır neye yönelik? Üretmeye yönelik. Üretmeye yönelik olan bir şey nedir? Çiftleşmeye yöneliktir. Nedir doğa? Doğa Babil fahişesidir, değil mi? Bakınız burada doğa ile kültürel olarak dişilik birleşiyor doğada ve Babil fahişesi oluyor, değil mi? O yüzden Babil fahişesinin aklı fikri nerede? Sevişmekte, ahlaksızlıklarda. Nerede? Lilith gidiyor çöle, korkunç korkunç canavarlarla çiftleşiyor, değil mi? Yani doğa ne değil? Kadın ne değil? Kadın hiçbir surette seçici değil. Kadın ne değil? Kadın yeter ki prensipler vuku bulsun, doğa, kadın. Ne oluyor? Böyle bir kaynaşma yaşıyor. Doğa imgesiyle kadın imgesi. Ayrıca da doğa zaten ne? Ana tanrıça, ana tanrıça da ne? Bütün evrenle çiftleşip patır patır ürünlerini şekilsiz şekilsiz, hesapsız dünyaya salıyor, değil mi? Yani ne yok? Hiçbir surette bir strüktür yok. O yüzden Apollon Niobe'nin 14 çocuğunu öldürüyor. Niobe çünkü bir çocuk doğurma makinesi. Çocuk doğurma makinesi nedir? Bir sevişme makinesidir, değil mi? Niobe ne yapıyor? Çok seks yapıyor. Dolayısıyla Niobe ne? Niobe bir Babil fahişesi, değil mi? Bir fahişe. Hani sürekli sevişiyor ve çocuk doğuruyor. Yani doğanın mekanizması bu. Doğanın mekanizması bu. Kültür buna ne yapıyor? Ket vuruyor, değil mi? Ket vuruyor. Yani doğa ya da kadın doğurmaması gerekir. Erkek çocuk yapması gerekir. Yani eril olana bütün aktiflik atfediliyor. Ne oluyor? Meşhur imge. Gökyüzü Uranos ne yapıyor? Gaia'yı pasif bir biçimde yağmuruyla suluyor, değil mi? Yağmuruyla suluyor, döllüyor. Yani doğadan bütün inisiyatif alınıyor. Sadece erkek düğmeye bastığı zaman doğa devreye giriyor. Bir fotokopi makinesi gibi, bir printer gibi. Kendiliğinden ya da kendi dışında başka bir eril dokunuşa kesinlikle ne yok? İzin yok. Dolayısıyla bu düsturla bütün bereketten sorumlu ana tanrıçalarda batı psikokültürel açıdan batının bilinç dışına nasıl yerleşiyor? Fahişe, değil mi? Sürekli sevişmek istiyor, doğurmak istiyor. Niye? Öldürebilmek için. Yani aslında doğa ana ne? Çok iyiymiş gibi poz yapıp yavrularını yiyen bir canavara dönüşüyor. Burada işte ne oluyor?
Kadın imgesi şizofrenik bir biçimde ayrılıyor. Kötü anne, seks düşkünü, nemfomanyak, yer altında şeytanların cariyeleri. Ötekisi de kutsal Meryem Ana, değil mi? Meryem Ana. Tanrı'nın nefesiyle, Tanrı'nın nefesini ete kemiğe büründüren bir kutsal dönüştürme aleti adeta dünyada, dünya kültür tarihinde tek. Bu da olumlu kadın imajı. Görüyorsunuz olumlu kadın imajını çoluk çocuk sahibi olan kadınların asla ulaşamayacağı bir şey, bir mertebe, değil mi? Neyi görüyoruz? Kadınların kaderinin bu semiyosferde nasıl dürüldüğünü görüyoruz. Kadınlar asla ve asla amaç olamaz. Sadece araçtırlar. Sadece erkek doğururlar. Erkekler de doğayı nasıl kadını şekillendiriyorlar? Erkekler de doğayı öyle şekillendiriyorlar. Bütün kadınlara ait mitik semiyonlar, ay, işte karışık kuruşuk varlıklar, doğanın gücünü gösteren kabusvari bir biçimde bir mahzene bilinç dışımıza kapatılıyor. Bütün olumlu unsurlar, güneş, aslan, kartal, bu tarz semiyonlar da erkek tarafından semiyosfere birer heraldik hayvan olarak, yani bayraklarda, armalarda, devletleri, kavimleri, ulusları temsil eden bir sembolik sisteme doğru yol almış oluyor. Öte yandan ne oluyor? Devletler genelde Batı dillerinde babadır, doğa anadır, değil mi? Devlet babadır, doğa anadır. Yani doğanın ekolojisi, mükemmel sistemi devlette daha da mükemmel bir hale geliyor. Apolonikleşiyor, platonlaştırılıyor, değil mi? Devlet aslında nedir? Devlet en büyük sanat eseri olarak devlet bedeni doğayı çok çok daha mükemmel bir biçimde görünmeyen kurallarla, yasalarla, etik kurallarla, görünmeyen soyutlaşmış bir tanrıyla çok büyük bir sanat eserine doğru evrilir. Bütün bunlar işte beden tarihinin birer dışa vurumudur. Kadınların ikincil olmasının sebebi bu beden tarihinin böyle gelişiminde, kadın ve doğanın örtüşmesinde, kongruent olmasında deriz biz. Ya da doğa nasıl istismar ediliyorsa, nasıl kirletiliyorsa, nasıl katlediliyorsa, aynı şeyin, bilinçaltında sürecin kadınlara karşı da işlediğini ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Bu şu açıdan çok önemli. Yani hiçbir zaman bilge erkekler toplanıp şu kadınları aşağılayalım dememiştir. Bu bir kültürel gelişimdir. Sembollerin dönüşümünden kaynaklanır. O yüzden adam akıllı demeyin, insan akıllı deyin gibi fasaryadan unsurlarla düzelecek bir şey değil bu. Düzelecek bir şey değil bu. Hani bunlar iyi niyetli düşünceler, aynen işte şuna benziyor. Yani ay felsefe dersi olsa Türkiye Danimarka'ya geçecek tadında düşünceler. Bunların sebepleri, bunların kültür tarihsel, psikotarihsel, dinler tarihsel açıdan kökeni çok 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 derinlerde, değil mi? Evet, yarın da Hristiyanlık ve Musevilikteki beden algısına değineceğiz. Görüşmek üzere.